Merhaba arkadaşlar. Bu, modern savaş gemileri ve Red Menace adlı yeni bir battle pass. Neden? İsim. Pekala, çok yakında öğreneceksin. Büyük uçakların hayranları, sevinin. İşte yeni bir Rus. Stratejik bombardıman uçağı ve füze gemisi, Tu-95MS. Seri üretilen tek turboprop bombardıman uçağıdır. Ve aynı zamanda bu tip enerji santraline sahip en hızlı uçaktır ayı olarak da bilinen. Bu uçak, uzun menzilli savaş ve gemi savar için güçlü X-55 ses altı füzeleri taşıyabilir. Orta menziller için X-22 süpersonik seyir füzeleri. Bomba bölmesi ayrıca şunlarla donatılmıştır. 6 adet mühimmat kapasiteli bir döner fırlatıcı. Orta aralıklar için. Güdümlü KAB 250'yi kullanabilirken, kısa mesafeler için PBK 500U matkap kümesine sahiptir bombalar ve KAB 500 KR, bur ve unut olanlar. Bu batıl Pass'ın bir diğer öne çıkan özelliği ise. MiG-31 Birleşmiş Milletler, süpersonik bir tüm hava koşulu önleme aracı. Dünyanın en hızlı savaş biri. Ve aynı zamanda zengin bir askıya alınmış silahlanma cephaneliğine sahiptir. X-69 füzeleri daha uzun menziller, X-38 ve X-23M sırasıyla orta ve kısa menziller için iyidir. Var. Ayrıca uçuş ortasında rotasını manuel modda değiştirebilen öreğe güdümlü Hermes'ye füzeleri. ATN-51 Black Plague, bir Rus prototipi yörünge 6 Arktik Savaş Uçağı'dır. Bu uçak, itme vektörü kontrolüyle donatılmıştır. Bu da onu oldukça tehlikeli bir düşman yapar. İt dalaşlarında... Ayrıca yüksek enerjili bir elektromanyetik top olan AP-25U ile donatılmıştır. Kısa mesafeden düşman havasına karşı ekstra etkilidir. Ayrıca R-37M Vaempel'e sahiptir. Emsalleri arasında en yüksek hız ve menzile sahip hipersonik havadan havaya füzeler. Tüm bu uçaklar VIP Battle Pass ile kullanılabilir. Ayrıca oyundaki tüm gemiler için çok çeşitli yeni kamuflajlar bekleyebilirsiniz. Batın Pass'ın ücretsiz kısmı size parlak grafitili kaligrafi kamuflajını verecek. Elementler Premium kısım sizi iki kamuflajla daha ödüllendirecek, Majestic Stripes. Geminize bazı parlak renkler verir, cesaretini ve bağlılığını vurgular. Kaptanı Bu kalemun kamuflajı teknenizi gizler ve ona tam bir makyaj sağlar. VIP Pass ayrıca size yüzen sembollerle origin kamuflajını da verecektir. Geminizin bir tür sanal gerçeklikte sürekli hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlayın. Battle Pass'ın ücretsiz kısmı ayrıca Su-47 uçağına itme vektörü kontrolü sunar. Ve A-22 roket sistemi. Ve şimdi Battle Pass'ın ana ücretsiz ilavesi için, bir Rus seviyesi. 3 nükleer denizaltı, K-329 Belgorod. Bu denizaltı bazı yepyeni prototip silahlarla donatılmıştır. Çok dayanıklı benzersiz Poseidon nükleer torpido, özel bir versiyonu. Ses altı Burevestnik nükleer füzesi ve elektrikle çalışan Iktahyosarus torpido. Savunma için denizaltı ayrıca Lüçnike füze kompleksine sahiptir. Düşman hava saldırılarına karşı harika bir araç. Ve elbette bu tüm yeni şeylerden uzak. Bu Temmuz'u tanıtıyoruz. Ayın birinci gününde efsanevi New Hampshire'e ekliyoruz. Mağazaya gönder oyunun yıl dönümünde kaçırdıysanız, bu sizin bir tane kazanma şansınız. Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlık gününü kutlamak için şunları da ekliyoruz. USS Zumwalt için ana Amerikan ulusal sembollerinden birini içeren yeni bir görünüm. Temmuz ortasından itibaren oyunumuz doğunun ruhuyla dolacak. Japon denizcilik gününü kutlayan etkinlik tarafından size getirildi. Ancak bu bir konu. Başka sefere, bir sonraki videolarımızı kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun. Bugünlük bu kadardı. Modern Warships oynayın, yeni araçları keşfedin ve denizde görüşmek üzere.